İşte İsrail'in güvenliği için büyük ölçüde ve Orta Doğu'da yani birlikte çalıştığı ortaklarının önceliklerini de gözetiyor. Yani Suudi Arabistan da var bu işin içinde. Trump yönetimi Orta Doğu'daki sorunların kökeninde İran'ın olduğunu düşünüyor. Ben de bugün Işın'ın programından izledim. Yani beni bağışlasın, hani onun sözünün üstüne söz söylüyor gibiyim ama o talepleri okuduğunuz zaman varılmak istenen hedefin İran'da bir aşamalı bir rejim değişikliği, askeri güce başvurmadan bir rejim değişikliği olduğunu söylemek mümkün. Yapmaya çalıştıkları şey bu. Zaten o Bolton'un hani şey olmasıyla birlikte, John Bolton'un neydi? Ulusal Güvenlik Danışmanı olmasıyla birlikte, yani o en şahini, şahinlerin en şahini İran konusunda bu rejim değişikliği hedefinin Amerika'nın gündeminin üst sıralarını işgal edeceğini anlamıştık biz. Hep bu programlarda dönüp dolaşıp aynı şeyi söylüyorum ama yani Halkın Mücahitleri Örgütü'nü tekrar bir sahneye sürme girişimi var. Yani mevcut durumda ne kadar böyle bir siyasete uygun bir araçtır, tırnak içinde Halkın Mücahitleri bilmiyorum ama yani işte onların etkinliklerinde boy göstermesi, onlara dönük bir takım iltifatlarda bulunması aslında temel amacın İran'da bir rejim değişikliğini ne pahasına olursa olsun sağlamak olduğunu bize gösteriyordu. Bugün uygulamaya konan yaptırımlarda ve IŞİD'in de o hani alt alta sıraladığı Twitter hesabından onları değil mi tek tek çıkarmış, yani o bizi bana şeyi çağrıştırdı ilk okuduğumda. Bu Saraybosna suikasti sonrası şeyin Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Sırbistan'a verdiği ultimatom gibi, yani yenilir yutulur koşullar yok orada. Ama Amerika'nın hedefi de artık çok net, yani kendi çizgisine girecek. Orta Doğu'da İsrail'i ve Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerini rahatsız etmeyecek bir İran istiyor Amerikan yönetimi, mevcut Amerikan yönetimi.